Ertuğrul Gazi, Türk bayraklı. Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama gemisi. Ertuğrul Gazi gemisi adeta yüzer bir şehir. Kendi sınıfında dünyanın en iyileri arasında. Bu donanımdaki bir gemiye sahip olan ülke sayısı ise 18. Toplam sayıları ise 37. Ertuğrul Gazi gemisi sayılarla da oldukça çarpıcı. Uzunluğu 295, eni 46, yüksekliği ise 63 metre. Bu büyüklükle neredeyse 3 futbol sahası büyüklüğü anlamına geliyor. Gemi tek başına Akdeniz bölgesinin 3 aylık doğalgaz ihtiyacını da karşılayabilecek düzeyde. Gemide 170 bin metreküp sıvı doğalgaz, yani LNG depolanabiliyor. Doğalgaz depolama kapasitesi ise 110 milyon metreküp. Kapasitesi itibariyle ülkemizin doğalgaz ihtiyacının %10'dan fazlasını karşılama imkanına sahiptir. Gemideki farklı birimler uyum içinde çalışmak zorunda. En ufak dikkatsizlik çok ağır sonuçlara sebep olabilir. Ertuğrul Gazi'ye gaz dolum operasyonu şu ana kadar 9 kez gerçekleşti. Dünyanın farklı noktalarından tedarik edilen gaz, Ertuğrul Gazi gemisiyle ulusal iletim hattına aktarıldı. Türkiye'nin enerji arz güvenliğine büyük bir esneklik kazandıran Ertuğrul Gazi gemisi Mavi Vatan'da 4 ayrı noktada şu ana kadar operasyon gerçekleştirebilir. Yakın zamanda bu sayı 5'e çıkacak. Saros'ta bir terminal daha inşa edeceğiz. Böylece ülkenin kuzeyinden, doğusundan, batısından ve güneyinden kaynak çeşitliliğini, kaynak giriş noktası çeşitliliğini ve sayısını artırma imkanına da kavuşacağız. Bu neyi sağlayacak? Her hal ve şartta ülke doğalgazsız kalmayacak demek. Ertuğrul Gazi gemisinde iki ayrı ünite bulunuyor. Bu sayede sıvı gaz depolama ve gazlaştırma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Gazlaştırma tesisi en üst güvertede kurulu. Gemide yalıtılmış 4 kargo tankı bulunuyor. Tanklardaki sıvılaştırılmış gaz minimum eksi 163 derece sıcaklıkta taşınıyor. Ertuğrul Gazi gemisi çevre dostu teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Gemide sıvı hareketinden ya da ısı kayıplarından dolayı buharlaşan gaz, jeneratörlerde yakıt olarak kullanılıyor. Türkiye, enerjide merkez olma yolundaki kararlı adımlarını atmayı sürdürüyor. Mavi Vatan'da görev yapan ekip, Türkiye'nin elini güçlendiriyor.